1931 yılında Suriye'de doğan Cevdet Said, Eser Üniversitesi'nden mezun oldu. Kitaplarının birçoğu Türkçeye çevrilen ve Eser Üniversitesi'nde kürsüsü bulunan Cevdet Said, tüm dünyada konferanslar veren İslam dünyasının çağdaş mütefekkirlerinden biri olarak kabul edilir. Suriye'de yaşanan savaştan dolayı zorunlu olarak Türkiye'ye hicret etmek zorunda kalan Cevdet Said, diplomasinin sorularını yanıtladı. Suriye'deki savaş 6. yılına giriyor. Başlangıçta bir iç savaş iken bu sonradan bütün büyük güçlerin ortaklaşa kurmuş olduğu bir savaşa dönüştü. Adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşı yaşanıyor. Ve maalesef büyük güçler orada savaştırırken ölen de Müslüman, öldürülen de Müslüman. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Esasında savaş yöntemi ölmüştür. Cahiller ve onların cahilliğini sömüren kötü insanlar dışında artık savaşı yöntem olarak benimseyen kimse kalmamıştı. Savaş konusunda Kur'an'dan anladığımı ben bu şekilde formüle ettim. Japonlar ağır bir yenilgiye uğradığı halde sömürge olmadılar. Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi değiller ama onlar akıllarını kullanan oğulları. Oysa öbür tarafta Kurtuluş Savaşı'nda 2 milyon şehit veren Cezayir'in hala bağımsız olamadığını görüyoruz. Büyük güçler birbiriyle savaşmaz. Küçük devletleri savaştırır ve sömürürler. İran'la Irak 8 yıl savaştı. Silah üreticileri her iki tarafa da silah satarak iki ülkeyi de sömürdüler. Nihayetinde ne geçti ellerine? Hümeyni zehir içer gibi barış anlaşmasını imzalamaya razı oldu. Saddam Hüseyin yıllar sonra bir bayram sabahı kurban edilir gibi idam edildi. Bu olayları çok iyi kavramalı. Ona göre sömürgecilerin oyuncağı olmamalıyız. Çiğ, sünni yoktur. Hepimiz Müslümanız sözünün önemine değinen mütefekkir Cevdet Said, Allah bize sadece Müslüman adını verdi dedi. Maalesef biz İslam'ın özünü çoktan kaybetmişiz. Kimimiz Emevilerin, kimimiz de Abbasilerin yolunu gidiyoruz. Yapmamız gereken şudur. Kur'an'ı, İslam'ı yeniden keşfetmeliyiz. İlk gelen vahi, oku emrini çok iyi kavramalıyız. Zira insanın değeri okuduğu ve anladığı kadardır. Okuyup anlayanın başı dik olur. Erdoğan İran'a gittiğinde Şii Sünni ayrımına gerek yok. Hepimiz Müslümanız demişti. Bir tek bir ayeti kerimede Allah size Müslümanlar adını verdi buyuruyor. Haklıdır. Başka ismi hacet Müslümanlar yok. Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş vaziyetteyiz diyen İslam alimi Cevdet Said, kurtuluşun ancak Kur'an-ı Kerim'e uymakta olduğunu söyledi. Kur'an'ı mehçur bırakmamalıyız. Ona terk edilmiş, var ama yok muamelesi yapmamalıyız. Onun öğrettiği hakikatleri hakkıyla öğrenip onlara uygun davranmalıyız ve başkalarına iyi örnek olup vahyin hakikatlerini onlara da anlatmalıyız. Barış, esenlik demek iken daha işte bir terör örgütü çıkıyor ve İslam adına savaşlarını iddia ediyor. Bir İslam alimi olarak siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Allah batılı öldür demiyor. Hak gelirse batıl yok olmaya mahkumdur diyor. Işık gelirse karanlık kendiliğinden yok olur. Bizim çabamız batılı öldürmeye değil, hakkı ikame etmeye ve yaymaya yönelik olmalıdır. Allah melekler ve ilim ehli şahitlik ediyor buyurulur bir ayette. Ulema ve mütefekkirler bu hakikatleri açıkça anlatarak hakikate tanıklık etmelidir. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte Avrupa'daki birçok ülke tarumar oldu. Ama sonrasında tekrar bir araya gelmeyi başardılar ve Avrupa Birliği'ni kurdular. Müslüman ülkeleri bunca felakete rağmen, bunca sıkıntılara rağmen neden tekrar bir araya gelemiyor? Neden bir İslam Birliği'ni kuramıyorlar? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Avrupa 50-60 yıl önce birbirini yedi. 25 yıl sonra birlik kurdular. Ortak para birimine sahip oldular. Ortak bir bayrağa sahipler. Bizse parçalandık. Suriye olduk sevindik. Mısır olduk sevindik. Libya olduk sevindik. Türkiye olduk övündük. Küçük sınırlarımızda mutlu olduk. Oysa biz bir bütündük ve çok büyüktük. Dünyaya İslam medeniyetini armağan etmişti. Şimdi nasıl olur da geri döneriz diye konuşuyoruz. Oysa bizim peygamberimiz, bizim kitabımız nasıl geri dönüleceğini bize göstermişti. Dünyadaki tüm Müslümanların sıkıntı çektiğine dikkat çeken Cevdet Said, küçülerek değil ancak birleşerek ayağa kalkabiliriz dedi. Dünyada büyük acılar çekiyor Müslümanlar. İslam'ın kuvvetinin azaldığı yerlerde katliamlar yaşanıyor. Arakan'da Budist rahipler çocuklarımızı diri diri ateşe atıyor. Avrupa'nın gözleri önünde boşlak Müslümanlar katlediliyor. Rusya, Çeçenistan'da soykırım uyguluyor. Türkistan'da çaresizlik, Filistin'de insanlık ölüyor. Bizim ayağa kalkma ve birleşme zamanımız geldi. İslam'ın rüştünü ispatlama zamanı geldi. Küçük küçük mezheplerle, küçük küçük cemaatlerle değil, büyük devletlerle İslam'ı yeniden ayağa kaldırmamızın zamanı geldi. İslam ülkeleri bir özgüven sorunu yaşıyor. Maalesef bu bütün Müslümanlara da sirayet ediyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çıkıp şöyle diyor. Dünya beşten büyüktür. Bu şüphesiz ki çok büyük manalara geliyor. Ve bir nevi Müslümanlara karşı bir özgüven aşılıyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür sözü Türkiye toplumunun Kur'an'ı anlamaya başladığını gösteriyor. Araplar birbirlerini öldürmek için silah satın almaya devam ediyor. Kur'an'ın hakikatleri yaygınlaşınca bütün insanlar selam barış sistemine dahil olacak. Artık insanlık kurban etme geleneğini, kan akıtma yöntemini bütünüyle terk etmelidir. Nitekim müminler insan kurban etme geleneğinin lab edilmesini kutlamak için hacca gidiyor.